Gustav motosiklet neydi modeli? Bajaj Discover 125 S. ST. Ne yapılıyor? Krank değişecek bunda. Krank değişimi yapılacak. Krank dediğimiz parça da bu. Bunun için motor bütün iki parçaya ayrılıyor. Yani daha doğrusu içinde ne var ne yoksa sökülüyor. Aynen. Eski krankı yağ filtresinden, benim tahminim yağ filtresinden dolayı kilitlenmiş. Yan sanayi yağ filtresi kullanılmış üzerinde. Demek ki yan sanayi yağ filtresi kullanmayacağız. Yani, yağlamayı doğru yapmadığı için de krank kilitliyor. Aynen. Şimdi bu eski olan krank. Bu da yenisi. Arasındaki farkı göstereceğim size. Yeni krankta gördüğünüz gibi kol rahat bir şekilde hareket ediyor. Fakat eski krankta ne kadar sıkışmış bastırsanız da hareket etmiyor. Şu aralardan kilitlenmiş. Bu yenisi. Bu da eskisi. Şimdi motorun içindeki parçaları burada görüyoruz. Şanzıman. Burası şanzıman. Şanzıman. Bunlar saplamaları. Şunlar blok sigortaları. Tamam. Şunlar vites aydınlatıcıları, vites ayarları. Vitesleri bunlar değiştiriyor. 3 tane ay var. Tamam. Şu da vites topu diye geçiyor. Yani tamam. Değişik isimler. Vites değiştirirken bu ayarların şu pimler şuraya giriyor. Bu kanallarda geziyor işte. Dişlerin yüksekliğini ona göre ayarlıyor. Dişler de şu şekilde hareket ederek vitese geçmiş oluyor. Şurada statörü. Statör yandı dediğimiz bunun üstündeki bu sargılar yanıyor işte. Aynen. Şimdi takmadan önce parçaları hareketli olanlara motor yağı sürüyorsun. Aynen. İlk önce şanzıman toplayacağız. Uğraştırmasınlar. Şimdi bu taktığın bu vites değiştirme topu da bunu takmayacağım şimdi. Bir yağlayalım da çıkaracağım. İlk önce şanzıman dişlerini takacağız yerine. İlk şanzıman dişlileri. Aynen. Şimdi bu dişli tarafı çıkış mili. Bu şekilde toplayayım. Bir bakayım ona şöyle. Ne aylarıydı bunlar? Vites ayları. Bunlar vites ayları. Bunların sırası bir şey var mı? Hepsi aynı yani. Üçü de aynı boyda. Değil. Değil mi? İkisi aynı, biri farklı. Ha, ikisi aynı, biri farklı. İkisi aynı, biri farklı. Biraz da küçük bir diğerden var. Onu en üstte takıyorsun. O da bu taraftaki gruba takılıyor. Ha, diğer gruba. Şimdi sonra vites topumuzu takacağız. Şimdi bunlar mesela buraya girdi. Sonra şu mil. Bunları sabitliyor burada. Daha sonrasında bu taraftaki ve peşinden bu taraftaki giriyor. Tamam.
Ben şimdi döndüğü zaman vites değiştiriyor. Bakalım. Şimdi böyleyken çok rahat çalışmazlar tabi de. Şu an boşta. Çevirdik. Vitese geçti. Aldık. Boşta. Vites pedalı şuna, buna hareket veriyor. Şimdi krangımızı da oturtalım yerine. Oturdu. Şimdi silikonlayacağız ha. Şu. Normalde conta olmuyor mu orada? Hayır. Artık yeni nesil bloklarda aralarda conta yok. Örtün. Siyah silikon. Siyah silikon. Şimdi ince bir katman silikonu çektik. Şey gerek yok fazla. Sıfıra sıfır olduğu için basıncı yayacak. Şu yayımızı koyalım. Marş pedalının yayı. Bunları taktık. Merkezleme pinleri. Şimdi boşluğunu alalım. Çok sıkmadan sadece boşlukları alacak vaziyette. Diğer taraf, diğer taraftan da takılacak cıvatalar var. Şimdi.
1.2 kiloya sıkacağız. Aynen. Şarjımızda bir sıkıntı, bir şey yok. Şimdi az önce düşen pinler bunlar. Aynen. Bu vites sabitlemesi. Vitesleri sabitliyor. Çıkmasın diye Loctite dedikleri cıvata sabitleme sıvısını. Loctite aslında marka. Normalde cıvata sabitleyici. O cıvata sabitleyiciyi sürmezsen oradan çıkar, ortalığı karıştırır sonra, değil mi? Mesela bir. Şu bölüm boş. Şimdi aslında 2 3 4 5. Buradan zaten sonra gitmez. 4 3 2 boş. Alttan dişi dönüyor mu? Burası sabit. Dönmüyor. Bu şekilde testimizi de yaptık, vites geçişlerini. Şimdi bu ne? Ayak marşı. Bu ayak, evet. Ayak marşı. Kickstart. Ha. Ayak marşı. Bu şu şekilde duracak burada. Bu şanzımanla beraber de an dönüyor. Ha, sürekli dönüyor. Hareket verdiğimiz zaman bununla bu birleşiyor. Şanzımandan dolayı doğru motor hareket verdiriyor. Şimdi takalım yerine. Tamam, bunu takarken de üstte kalacak şekilde ayarlayacaksın onu. Aynen. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ya onun zaten normalde yeri var. Şimdi içinde az önce yayını koyduk içine. Nereye? İçinde, altta. 2 bilon arasında yayı. Tamam. Bunu o tarafa doğru çevirip kilitleyip. Şimdi oturdu. Orada hareket yok. Tamam, oradaki kilit. Aynen. Bak, buradan hareket verdikçe aşağıya iniyor, kilitliyor. Ha, aşağı doğru inip onu yakalıyor. Tamam. Bu şekilde burada açık bu kalacak şekilde. Yani arası. Aynen. Şimdi motor dönerken normalde oraya şeye gelmeyecek. Buna hareket kilitli olursa olmaz. O zaman problem. Şu parçayı alacağız şimdi buradan. Bu parça vitesi sabit tutan, tamam. Vitesi yer bulduran, vites buldurma. Vidasını çıkardın. Bunu söktüm. Yayı falan da var bunu. Söktüm. Bunu çıkaracağız. Vites milini öyle takacağız. O da vites mili. Vites milimiz. Vites mili çünkü onun altında kalıyor. Bu az önce düşen pinler vardı. O pinlerle beraber değiştiriyor. Şu şekilde pedaldan hareket geldikçe. Ha, o
çekimleri çekiyor taktığımız. Geri geri vitesleri büyütüyor, küçültüyor. Onun görevi o. Şimdi şu yayımızı koyalım. Yayımızı koyduk. Altına bunu koydum. Şimdi eksantrik zincirimizi takacağız. Evet. Sonra krank dişimizi takacağız. Ondan önce alt borusunu koyalım. Dişimiz böyle kaması üzerinde. Pulun bir tanesi yaylı, samur sökülmesin diye bir tanesi düz. Bak, oval şekilde. Tamam. Bunu koyuyoruz. Ve sonrasında samurumuzu buraya tutturuyoruz. Tamam. Debriyajımızı yerleştireceğiz. İlk pulumuzu koyalım. Sonra borumuzu koyuyoruz. Yağlayalım. Motor sıfır topandıktan sonra buralara yağ pompası, yağ basana kadar buralar bir müddet yağsız kalıyor. O yüzden toplarken biraz yağ sürüyorsunuz. Aynen. Şimdi şeyimiz bu şekilde yerleşeceğiz. Ama ondan önce balatalarımızı dışarı yerleştirelim. Debriyaj balatalarımız bu şekilde. Balata saç şeklinde diziyoruz. Bunları temizlemedik. Üzerinde kendi yağları var. Balataları durumu iyi. Çok hafif yanıklar var ama disk artık kararmaya başlamış sadece. Şöyle bir sırasına bir bakalım. En altta. Şunları aynı yere getirelim. Bir dakika. Şöyle aynı yere getirelim. Hepsini aynı yere getirdim. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Ürünleri takmadan, yani şu parçaları motorun üstüne orada güzelce temizliyor ustamız. Şimdi oraya bir tane pul. Aynen. Bir de somun. Burası ters diş. Ters. Ters diş bu. Şimdi bunun şu anahtarla şu şekilde bir anahtarı var. Bizim o universal bir anahtarımız. Bir tarafı da öyle, diğer tarafı da öyle. Bir tarafı geniş, bir tarafı dar. Başka markalarda da kullanılıyor. Ama bunu torkuna göre sıkacaksınız şimdi. Aynen. Şimdi bunları torkuna göre sıktılar. Tabii ben yardım ettiğim için o an çekemedim. Sonra yaylarını
koyuyorsun. Altında hepsinin pulları var. Şunu da aynı şekilde sıktık. Karşılıklı sıkmak gerekiyor. Gerçi bunda çok fazla sıkıntı olmaz ama bazıları 4 civata dengesiz sıkıyorsa alüminyum malzeme kırılıyor. Altı yay var. Debriyajın biraz sert olmasına etki ediyor ama debriyaj ömrü için iyi. Yani kaçırması daha uzun sürer. Çünkü yaylar biraz daha güçlü. Biraz daha fazla yay var. Daha eşit miktarlarda basıyor. Eşit şekilde basıyor debriyaj, balataları, sarjlara. Ne kadar çok yay o kadar çok iyi. Ama dezavantajı şu, debriyaj sert oluyor. Hepsi iyi olacak diye bir şey değil tabii ki bu. Şehir içine girince. Ama onu yumuşaklığını da ayarlayabiliyorlar tabii debriyajın. Koluyla, levyesiyle. Debriyaj tasını taktık. Balataları taktık. Zinciri taktık. Hemen hemen aktarma dişlerini taktık. Şimdi statörü takmak için bloğun öbür tarafını çevirdik. Tazeleyelim, düşünmüyorum. Şu vites milimizin dişli milimizin, şanzıman milimizin borusu. Olmasa yağ kaçırır. Şimdi statörün hangi tarafını takıyoruz bakalım. Bu kablo altta kalıyor. Bunlara civat sabitleyici sürelim. Bunlar tehlikeli yer. Boşlama ihtimalleri yüksek. Çok deli gibi sürmenin de anlamı yok tabi de. Bazı motorlar bu civatalara gevşiyor. Statör mıknatıs ıslanmayla burada bu şekilde oynuyor. Başlıyor ses yapmaya. Krank arızası gibi. Sonra müşteriler
Frank arızası var zannediyor. Ya da ustaları zannedebiliyor bunu. Kapalı kutu sonuçta. Ama böyle ihtimallerle çıkabiliyor. Şu da vites boşmuşumuz. Soketini takalım. Şimdi motorumuzu bu kadar topladık. Takılacak olan bu volant var. Bunun üzerine. Hem aynı şekilde marş debriyajı var üzerinde. Bir de marş debriyajı var. Beraber. Şimdi bunu takmadan önce temizlememiz gerekiyor. Onlar takıldıktan sonra da motor kapakları takılacak. Silindir, ve üstüne de silindir kapağı takılacak. Silindir ve silindir kapağı. Bu kadar arkadaşlar.